HTC bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde One serisini tanıtmıştı ve şu anda elimde durmakta olan One X de bu One serisinin en üst seviyesi durumunda, en üst seviye cihazı konumunda. HTC One X 4.7 inçlik bir ekranı sahip süper LCD ekran. Bu ekran 1280x720 çözünürlüğe sahip ve oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunduğunu söyleyebiliriz bu ekranın. Görüş açısı oldukça iyi, bu ekranın görüş açısını arttırdığınız zaman bile oldukça düzgün seçilebilir. Renk doğruluğunun değişmediği bir ekran var karşımıza. Oldukça gerçekçi duran, canlı renklere sahip olan, görüntü kalitesinin oldukça iyi olduğu bir ekran var karşımızda. 1280x720 çözünürlük 4.7 inçlik bir ekranda 316 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna denk geliyor. iPhone 4S'in Retina ekranının sahip olduğu piksel yoğunluğun biraz altında. Buna karşılık oldukça keskin, parlak görüntüler sunulduğunu söyleyebiliriz. Ekranla ilgili bunları söyleyelim. HTC One X ile ilgili olarak bunun dışında polikarbon bir kasa var karşımızda. Yekpare tasarım, HTC'nin alışagelmiş tasarımı yine karşımızda duruyor. Ekranın üstünde cam la kaplı bölümün üstünde aynı One S'de olduğu gibi özel bir delme yöntemiyle açılmış, itinayla açılmış delikler bulunmakta ve bu delikler ahizeyi oluşturuyor. Hemen yanda 1.3 megapiksellik bir kamera var, ön yüz kamerası var. Ice Cream Sandwich yüklüyle bu telefon, biliyorsunuz Ice Cream Sandwich ekran üstü kontrollere izin veriyor, ancak HTC One S ve One V'de olduğu gibi One X'de de fiziksel kontrolleri kullanmaya devam ediyor. Ekranın altında geri ana ekran ve çoklu görev işlevlerini gören fiziksel kapasitif dokunmatik tuşlar yer almakta. Ekran üstü kontrolleri ise arayüze görmemekteyiz. HTC One X, One S'den biraz daha kalın. Yine de yaklaşık 9 mm'lik kalınlıkla ince olarak nitelendirebiliriz bu kasayı. Telefonun sol tarafında MHL destekli, yani video görüntü aktarımına da olanak veren bir micro USB portu var. Altta mikrofon var, üstte de mikrofon var. Bu sayede aktif gürültü bastırma desteği sunuyor. Telefon görüşmelerinde dış ortamın gürültüsünü karşı tarafa mümkün olduğu kadar az bir şekilde yansıtıyor. 3.5 mm'lik kulaklık jakı üstte dikkat çeken bir giriş çıkış elemanı olarak dikkat çekiyor. Yine güç butonu var. Aynı zamanda ekran kilit anahtarı işlevini görüyor. Sağ tarafa baktığımızda yine HTC'nin klasiği tek kalıp ses kademe tuşu var. Cihazın arkası yine herhangi bir parça, ayrılabilir parça yok. Tabii ki üstteki mikro sim kart yuvası dışında, mikro sim kart yuvasının yapısının iPhone 2'ne benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bir delik var. O deliğe ince bir uç sokuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi HTC'nin cihaz eklediği bir aparat var. Bu aparatı görmüş olduğunuz deliğe sokup bastırarak bu tepsinin, sim tepsisinin yerinden çıkmasını sağlıyorsunuz ve buraya mikro sim kartı yerleştiriyorsunuz. 8 megapiksel kamera, LED flashlı, otomatik odaklı. Birazdan ona geleceğiz. Hoparlör, yine Beats Audio logosu var. Telefonda Beats Audio ses profil desteği bulunmakta. 5000'lik konektör, bu da HTC'nin opsiyonel olarak sunduğu dock aygıtının cihazla bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Bunu söyleyebiliriz HTC One X'in tasarımıyla ilgili olarak. HTC One X'te yine Sense 4.0 kullanıcı arayüzü yüklü gelmekte Ice Cream Sandwich'in üzerinde. Yine farklı paneller var. Bu farklı panelleri farklı bileşenlerle doldurmak mümkün. Kısa yollarla bu şekilde verimli bir yapı söz konusu. Yine bir kısa yolu diğer kısa yolun üzerine getirip bir kısa yol klasörü oluşturmak mümkün. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında yine farklı bileşenleri dediğimiz gibi ekleyebilirsiniz ekrana. Bastırma yapmanız gereken tek şey parmağınızı ekrana şekildeki gibi bastırmak. Bunu yaptığınızda karşınıza Ice Cream Sandwich'in alışmış olduğumuz o bileşen arayüzü gelecek. Tabii HTC bunu biraz daha kendisine göre yorumlamış. Üst tarafta farklı paneller var. Bu farklı panellerden dilediğini seçiyorsunuz. Yapmanız gereken herhangi bir bileşeni seçip ya da kısa yolu seçip o bölüme bu bileşeni kısa yolu eklemek dilerseniz uygulamaları bu şekilde istediğiniz panele, ana ekran sayfasına ekleyebilirsiniz veya çeşitli telefon işlevlerini yapmayı sağlayan kısa yolları da şekildeki gibi sürükleyebilirsiniz. Bu şekilde bir verimli kullanım sunulmakta bileşen yönetimiyle ilgili olarak.
Uygulama menüsü yine sayfalı yapıda, Ice Cream Sandwich'e alıştığımız gibi. Tabii yine burada HTC Sense'in eski sürümlerindeki bazı özellikler, nitelikler korunmuş. Örneğin altta görmüş olduğunuz sekmeler yine mevcut. Tüm uygulamalar, bunun yanı sıra sık kullanılan uygulamalar ve Google Play Store'dan veya diğer yollarla cihazı yüklenmiş uygulamalar indirmeler sekmesi altında gösterilmekte. HTC Ice Cream Sandwich'in ekran üstü navigasyon kontrollerini kullanmıyor. Bahsettiğimiz gibi altta fiziksel kapasitif tuşlara yer veriyor, ancak iş menü uygulamasına geldiğinde, menü işlevlerine geldiğinde burada Ice Cream Sandwich'in özel menü çözümünün kullanıldığını görüyoruz. Çoğu uygulamada ekranın sağ üst köşesinde 3 nokta üst üste menü ikonu göreceksiniz. Buradan menü işlevlerini görebilirsiniz veya bir uygulamaya girdiğinizde, diyelim ki Teknobloğun uygulamasına girdiğinizde görmüş olduğunuz gibi ekranın altını tamamen kaplayan bir tane bar var, çubuk var. Orada da menü tuşunun işlevleri yer almakta. Bu şekilde bir navigasyon, menü navigasyonu sağlanmakta HTC One X'te. Devam edelim. Alttaki tuşlardan en sağda olanı çoklu görev işlevini sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında Ice Cream Sandwich'te biraz daha farklı bir çoklu görev yönetim yapısı var. Ancak HTC bunu kendisine göre tasarlamış, dizayn etmiş. Görmüş olduğunuz gibi kartlı yapıda bir çoklu görev kontrolü var. Buradan dilediğiniz uygulamaya hızlı bir şekilde geçebilirsiniz veya herhangi bir arka planda açık olan uygulamayı şekildeki gibi kapatabilirsiniz. Böyle bir verimli yapı söz konusu HTC One X'in çoklu görev yönetiminde. Devam edelim. HTC One X'te HTC'nin yüklediği çeşitli uygulamalar var. Bunlara bakacak olursak araba, ayna, fener, bunlar eski HTC cihazlarından alıştığımız uygulamalar. Tabi araba arayüzü One X'te de bunun incelemesini yapmıştık. Biraz da farklı geliyor. Biraz da dokunarak rahat bir şekilde kontrol edilmeyi sağlıyor. Bu arada herhangi bir uygulamayı, HTC'nin sunduğu uygulamayı ilk kez açtığınızda görmüş olduğunuz gibi bir rehber çıkacak karşınıza. Hangi bileşen neyi temsil ediyor, neyi nasıl kullanacaksınız, görmüş olduğunuz gibi ekran üzerine bindirilen bir katmanda bunlar gösteriliyor. Oldukça yararlı olduğunu söyleyebiliriz. İşte araba uygulaması, görmüş olduğunuz gibi bir yandan araba kullanırken bir yandan da parmaklarınızla rahat edip kullanabileceğiniz şekilde büyük ikonlar tasarlanmış ve bu şekilde parmaklarınızda sunulan internet, radyo, müzik, telefon veya HTC Locations navigasyon uygulamalarında düzgün bir şekilde geçiş yapmanıza olanak sağlıyor. Devam edecek olursak buradan şu şekilde çıkalım. Tekrar dönelim uygulama ana ekrana, uygulama menüsüne geçiş yapalım. Ne demiştik? Yine FriendSteam, bu gibi HTC'nin eski cihazlarından, eski sensörlerinden alıştığımız uygulamalar mevcut. Yine görev yöneticisi sayesinde açık olan uygulamaları verimli bir şekilde kontrol edebilir, bellek yönetimini yapabilirsiniz. Locations adı verilen bir uygulama var. HTC Locations uygulaması da kullanıcılara navigasyon desteği sunmakta. Haritaları Wi-Fi üzerinden indirebilirsiniz. Bunun yanı sıra indirdiğiniz haritalara aynı zamanda ses desteği de, navigasyon sesi de indirebilirsiniz internet üzerinden. Tabii navigasyon çözümünü parayla satın almanız gerekiyor. Bunu da belirtelim. Daha fazlasını al dediğimizde görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonda yüklü olan lisanslar gözükmekte. Navigasyonda yine farklı bir navigasyon çözümünü satın alabilirsiniz. Haritalarda da yine aynı şekilde herhangi bir Wi-Fi ağına bağlıysanız Wi-Fi ağın üzerinden herhangi bir ülkenin veya bölgenin haritasını indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Almanya 647 MB gibi yüksek bir veri büyüklüğüne sahip o ülkenin haritası. Burada Türkiye de yer almakta. Türkiye haritasını zaten cihaza indirmiş durumdayız. 132 MB'lık bir harita var. Bu arada kameralarda mevcut kamera desteği de sunulmakta. Bu şekilde HTC Locations uygulaması HTC Sense üzerinde geliyor ve One X satın alanlara da navigasyon konusunda destek sağlıyor. Tabii HTC Locations kullanmak istemeyenler için Google'ın da navigasyon çözümü bulunmakta. Navigasyonu kullanarak da bu navigasyon uygulamasının desteklediği yerlerde yol tarifini alabilirsiniz. Yol tarifinin verilmediği yerlerde ise Google haritaların yazılı yol tarifleri yardımcı oluyor. Notlar uygulaması Evernote'a entegre edilmiş durumda. Evernote.com hesabınızı girerek notlarınızı bulutla senkronize edebilir, başka bilgisayarlardan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yine Google uygulamaları cihazda yüklü gelmekte. Google Plus, Gmail, Google Talk gibi uygulamalar yüklü geliyor cihazda. Bunu da belirtelim.
Müzik deneyimi biraz daha üst seviyeye çıkartılmış. Telefona TuneIn Radio, SoundHound gibi uygulamalar yüklü gelmekte ve müzik uygulamasında bunlara kısa yol verilmiş. Müzik yönetimini dilerseniz bilgisayara bağlayıp doğrudan Windows gezgin üzerinden şarkılar atarak yapabilirsiniz ya da HTC'nin özel medya yönetim uygulamasını kurarak iTunes veya Windows Media Player'daki listeleri doğrudan telefona aktarabilirsiniz o uygulama yardımıyla. HTC One X'te 8 megapiksel kamera var, bunu söylemiştik ve bu kamerada Sense, Image Sense adı verilen özel bir teknoloji sayesinde kullanıcılara oldukça iyi bir deneyim sunmakta. Kamera uygulaması 1 saniyenin altında bir sürede açılıyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi çok çabuk açıldı kamera ve çekim hazır hale geldi. Yapmanız gereken tek şey görmüş olduğunuz kamera çekim tuşuna basıp fotoğrafı çekmek. Anında çekildi ve görmüş olduğunuz gibi galeri eklendi. HTC Image Sense'de kamera arayüzünde görmüş olduğunuz gibi fotoğraf ve video çekimleri tek bir arayüze toplanmış. Bu sayede anında fotoğraf veya video çekimine başlayabiliyorsunuz. Video ve fotoğraf çekim modları arasında bir karışıklığın yaşanması söz konusu değil. Çeşitli efektler var. Ekranın sağ üst köşesindeki buton yardımıyla bunlara ulaşılıyor. Ve bu efektlerde HTC One X'de çekilen fotoğrafları biraz daha düzgün hale getiriyor. Görmüş olduğunuz ayar yardımıyla da bu efektlerin ayarları yapılabiliyor. Böyle bir esnek kullanım söz konusu. Kamera ayarları genellikle sol tarafa yerleştirilmiş. Buradan sahne modlarını belirleyebilirsiniz. Kameranın diğer ayarlarını yapabilirsiniz. Çözünürlük değişikliğini yapabilirsiniz. Çekilen fotoğrafın görüntünün en boy oranını ayarlayabilirsiniz. Manuel ayarları yapabilirsiniz. Üste de, sol üste de flash için bir ayar eklenmiş. Bu şekilde düzgün bir kamera deneyimi sunmakta HTC One X. Bu arada sürekli çekim modu sayesinde ard arda fotoğraflar çekerek bu fotoğraflar içerisinde en iyi çekimi kaydedebilir. Diğerlerini silebilirsiniz ya da birden fazlasını kaydedebilirsiniz. Ya da hepsini birden silebilirsiniz. Bu şekilde HTC One X kullanıcıların biraz daha düzgün şekilde biraz daha iyi anlar yakalamasına olanak sağlıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. HTC One X ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.